Lenin diyor ki, komünistlerin piri Lenin, bir Marksist kendini sınıf mücadelesine dayandırır. Toplumsal barışa değil. Adam diyor toplumsal barış, toplumsal barışa dayalı olmaz diyor. Belirli keskin siyasal ve iktisadi bunalım dönemlerinde, şu an mesela öyle oluyor, dünyada da bu var. Yani siyasi ve iktisadi bunalım dönemi. Sınıf mücadelesi doğrudan bir iç savaş, yani toplumun iki kesim arasında silahlı mücadeleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde Marksistler iç savaştan yana yerlerini almak zorundadırlar. İç savaşın herhangi bir ahlaki suçlaması Marksist açıdan kesin kes benimsenemez. Yani bombalamak, öldürmek, mesela hain diyorsun, ahlaksız, vay namussuzlar, kalleşler falan diyorsun ya. Yani. Bak diyor ki, herhangi bir ahlaki suçlaması Marksist açıdan kesinlikle benimsenemez diyor. Yani her türlü eylem yapılır, her türlü kan dökülür ama buna ahlaki yorum getiremezsiniz diyor. Bu normaldir diyor. Lenin diyor ki yine sosyal demokratların gururla ve böbürlenerek biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz. Biz bunların çok üstündeyiz. Gerilla savaşını kabul etmiyoruz dediklerini görünce, PKK'nın yaptığı savaşı kabul etmiyoruz dediklerini görünce, ama sosyal demokratların, sosyal demokratlar bunu diyorlar. Gururla ve böbürlenerek biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz. Biz bunların çok üstündeyiz. Gerilla savaşını kabul etmiyoruz dediklerini, bak dediklerini görünce kendime soruyorum. Bu adamlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Lenin diyor ki kalplerimizi özgürlük için mücadele eden kana susamış savaşçılara çevireceğiz. Lenin'in sözü bak açık. Kalplerimizi özgürlük için mücadele eden kana susamış savaşçılara çevireceğiz. Kalplerimizi zalimleştireceğiz. Sert ve yerinden oynamaz hale gelecekler ki içinde hiçbir şekilde merhamet bak kalplerimizi zalimleştireceğiz. Sert ve yerinden oynamaz hale gelecekler ki içine hiçbir şekilde merhamet girmeyecek. İslam merhamet emrediyor ya. Bu da tam tersi Deccal olduğu için. Düşmanın kan denizinde yüzünü gördüğünde kılı kıpırdamayacak. Şu anda da işte bombalamalarda akan kanı kan denizi olarak görüyorlar. Hiçbir merhamet hissetmeden, hiç kaçınmadan düşmanlarımızı yüzer yüzer öldüreceğiz. Bak görüyor musun? Sayılar da belli. Yüzer yüzer. Şu an yaptıkları da bu. Bırakın kendi kanlarında boğulsunlar. Lenin'in kanı için Burjuva'nın kanları, Burjuva'nın kanı yani zengin, seçkin sınıfın kanları seller gibi aksın. Daha çok kan, mümkün olduğu kadar çok kan diyor. 1 Eylül 1918 Bolşevik gazetesine verdiği demeci Lenin'in. Krasnaya'da. Bak konuşanlar, televizyona çıkanlar bu konulardan hiç bahsetmiyorlar. Ana köken bu. Ana neden bu. Adamlar bunu yok hükmünde görüyor. Habire yok istihbaratmış, yok adamların cezalandırılmasıymış. Ya kardeşim kum gibi kaynar bu. Ve kaynıyor. On binler, yüz binler oluyor. Yüz binler, milyonlar olur. Eğitimle durdurulur bu. Felsefesini yıkacaksın. İnancını yıkacaksın. Mesela Lenin diyor ki biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece diyor bak geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Yani halkla bağlantılı olarak yapın diyor terörü yaparken. Ve elinizden gelen her şeyi yapın diyor. Bombalama, kundaklama, silahla tarama, havaya uçurma her şeyi yapın diyor. Bilimsel mücadele yapılsa çoktan bitirdi PKK. Ve dünya çapında mahvolurdu. Gece gündüz televizyonlarda Darwinizm, yani Amerikan derin devleti, Rus derin devleti mahvolur. İngiliz derin devleti mahvolur. Çünkü İngiliz derin devleti Darwinizme dayanıyor zaten. Yani iflahları kesilir. Cesur bir atak yapsalar,
dediğine, diyeceğine, konuşmuşluğuna 1000 kere pişman olurlar. Ama bu durumda adım adım komünizmin gelişmesi beklenmiş olur. Karşı atak yapılmıyor çünkü. Yani bir baraj patlamış, dışarıdan tuğlaları durdurmaya çalışıyorsun. Barajı içten kapatacaksın. Kökünden kapatacaksın. Bir türlü dinlemiyorlar. Anlatıyoruz zaten. Hepsi bildiği halde, anladığı halde anlamazdan geliyorlar. Hepsi derken büyük bir bölüm. Lenin diyor ki, bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireysel ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele birbirinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmaya amaçlar. Bak görüyor musun? Hedefleri gösteriyor. Kişilere, liderlere, ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmaya amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Soygunlar yapar yani. Diyor ki hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız diyor bunların diyor. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik, hiçbir zaman da reddetmeyiz. Gazeteler ne diyor? Terör çok kötü bir şey. Teröre ya kardeşim Lenin ne diyor? Çok güzel diyor. Marksist ne diyor? Çok güzel diyor. Sen istediğin kadar kötü de. Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Leninizmin dayandığı ana kökü ortadan kaldırıyoruz. Darwinizmi yıkarak. Ama Darwinizmi dayatırsan Marksist düşünce çığ gibi gelişir. Şu anda da dayatıyorlar. Ortaokulda, lisede, üniversitede. Çığ gibi gelişiyor. Abdullah Öcalan'ın sizin sık sık hatırlattığınız bir sözü var hocam inşallah. 21. yüzyılın Lenin'i benim diyor Abdullah Öcalan. Tabii. Bir sözünde de PKK, Marksizm ve Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diye söylüyor. Evet ve bu asrın Lenin'i benim diyor. Evet. Ben olacağım. Ve Marksizmi yeniden biz canlandıracağız diyor. Kim demiş öldü diye diyor. Bir görün bakalım diyor Marksizm nasıl Orta Doğu'ya hakim olacak diyor. Hakikaten de yapıyor. En gelişmiş hali bizde yaşanacak diyorsun. Tabii. En gelişmiş hali hem de bizde yaşanacak diyor. Yine hatırlattığınız Marx'ın bir sözü var hocam. Bizim görüşümüzün diyor yani Marksizmin doğa tarihi temelini evrim teorisi oluşturmaktadır diyor Marx. İşte doğanın tarihi temeli Darwinizm. Zaten tek dayanakları nokta. Bunu da hükümet devlet ve bütün Orta Doğu'daki hükümet ve devletler yapıyor. Ve kendi elleriyle bu sistemi farkına varmadan bir kısmı da farkına vararak geliştirmiş oluyorlar.